alışamadım müziklere. Yok, ondan değil. Böyle bakmak hoşuma gidiyor. Ne oldu? Müzikleri taktığımız gün geldi aklıma. 20 kişi bir hastane odasında. Gülnaz bir yandan bağırıyor. Bir yandan da babam heyecandan ne yapacağını şaşırıyor. Otoparkta evlenme teklifi, hastane odasında söz. Kim bilir düğün nasıl olacak? Bir haftadır bu düğünle uğraşıyoruz Hasret. Oteli ayarladık, davetiyeleri bastırdık. Organizasyon tamam sayılır. Bir sürpriz olacağını sanmıyorum. Daha 2 gün var. 2 günde her şey olabilir. Bebekler nasıl bu arada? İyi, çok tatlılar. Sürekli uyuyorlar tabii. Aa, uyuyalım mı? Belki uyanmışlardır. Biraz severiz. Olur. Kobra, ailenin gazını çıkar. Ha, Gülmara'nın demek istedin. Dur çıkarayım çiçeği. Bu Osman Şaşkın, Aylin Saime Hanım kucağındaki. Aa, Tıknettin demek istedin yani. Bunun adı Osman. Ama çiçeğim demedik mi ya oğlanın adını Tıknettin, kızın adını da Gülmaran koyacağız diye. Ben dedemle ninemin ismini vermek istiyorum çocuklarıma ya. Kobra, onlar senin çocukların değil, bizim çocuklarımız bir. Öyle tedavide kalkmış isimleri çocuklarımıza koymak yok, 2. Gülnaz, bu biberonu emmiyor. Bunun daha küçüğünü almak lazım. Kobra, bir koşu git yeni doğan biberonu al. Bez de al, yeni doğan bezi. Ben çocuğun gazını alacaktım, öyle konuşmuştuk hani. Tamam, ben çıkartırım gazını, hadi yallah. Tamam, hadi tamam. Tıknettin'le Gülmar Hanım'a dikkat Allah'ım edin ha. Allah'ım yarabbim ya. Saime Hanım, kız biz kına gecesine nasıl yetişeceğiz? Daha hiçbir şeyimiz hazır değil. Hallederiz Gülnaz, merak etme. Biz seninle nelerin altından kalktık. Hadi inşallah. İnşallah. Öğrettiğin gözün aydın. Baba oldun, selamı sabaha kestin. Dur be abi, biberon bulmam lazım. Sonra uğrarım ben size. Biraz konuşalım mı? İşim var. Kaç gündür seninle konuşmaya çalışıyorum. Akşam odadan çıkmıyorsun. Sabah da erkenden evden ayrılıyorsun. Ne zaman vazgeçeceksin kaçmaktan? Bugün dersin yok diye biliyorum. Yok zaten. Pasaportumu yeniletmeye gidiyorum. Yakında lazım olacak. Nasıl güzel uyuyor, baksana şuna. Çok tatlılar. Burunları ablama çekmiş. Evet, kibar. Gözler de benim gözler, biliyor musunuz? Nerede senin gözler acaba? Çiçeğim, şimdi uydukları için belli olmuyor ama böyle açınca aynı ben. Benim gözlerim yani. Durun bakalım, haftası daha çok yeni tatlısın. Doldu. Şimdiden bir şey belli olmaz. Hadi yeter, gidip biraz hava alsın çocuklar, hadi. Bir dakika, ne isim koydunuz? Tıknettin ve Gülmaran. Hayır efendim, Osman'la Aylin. Daha tam karar veremediler. Bak kaldırım serçem, şimdi aklıma geldi. Birer de Fransızca isim koysak da orada yabancılık çekmeseler gittiğimizde diyorum. Ne oldu o turne meselesi? Gidiyoruz hocam, kesin yani. Daha net bir şey yok. Telefon açıp haber vereceklermiş. Ya nasıl net bir şey yok işte. Belli, bundan sonra dönüş olmaz o işte. Siz ne yaptınız? Bitti mi hazırlık? Bu Sayman bir çay koyun da öyle anlatsınlar. Abla, hiç uğraşma. Biz kalkacağız zaten şimdi. Organizasyon şirketiyle görüşmemiz gerekiyor Gülnaz. Başka zaman içeriz. İyi madem. Düğün Safarca'da değil mi hocam? Evet. Çok güzel oralar, biliyor musunuz? Kız bak aklıma ne geldi. Bizim Tıknettin sünnet düğünü de orada yapsak ya. Hazır gitmişken. Yok artık Ömbe. Ona boş ver sonra. Tamam hadi. Allah kahretmesin. Unuttuğumuz birileri yok değil mi Ethem? Herkese davetiye gönderdik. Yani gönderdik hayatım. 2 kere geçtik ya listenin üzerinden. Ne zormuş düğün yapmak. Kaç gündür telaş içindeyiz. Bizim yaptığımız bir şey yok. Her şeyi Muratlar yapıyor. Ah, kına gecesi için bir şey yapmamız gerekir mi acaba? Bana mı soruyorsun? Doğru ya, sen nereden bileceksin? Nakiye de gelmedi. En iyisi telefon açayım, o bilir ne yapılacağını. Merhaba Serkan Bey. Bizim albümün satış rakamları için aramıştım. Aa, tabii bekliyorum. Aa, dinliyorum. Çok teşekkür ederim. Anam şu ellere bak. Ne güzellerdi mi bal çiçek? Evet.
Kız bal çek, darısı başınıza ha. Ay inşallah. 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 Bizden de böyle küçük bir hediye. Ay canım niye zahmet ettin Cafer? Bayağı küçükmüş biliyor musun? Biz sana Fransa'nın kapılarını açıyoruz. Senin verdiğin hediyeye bak. Beğenmiyorsan ver lan geri. Yok sağ ol dursun. Hediyedir sonuçta vermeyelim. Ama bak sünnet düğününde cumhuriyet altın isterim ona göre. Aha bulursun. Götürmüyorum kız seni Fransa'ya. Hadi bırakın artık yetişmeyi. Akşama kadar bir sürü hazırlık yapmamız lazım. Hasretin kına gecesi var. Biz burada oturuyoruz. Doğru ya. Vallahi var. İş bölümü yapmamız lazım. Evet. Tamam Saymen. Kulağımı sizde söyleyin. Şimdi. Hemen karar vermemiz lazım. Yoksa yetişemeyeceğini söylediler biliyorsun. Tamam. Şurada bir tane beğenmiştim aslında ama... Bu nasıl? Güzel de biraz önce bunu beğenmediğini söylemiştim. Öyle mi? Efendim Ceren. Nasıl gidiyor bakalım? Masa düzeniyle ilgili bir seçim yapmamız lazım ama kafamız fazlasıyla karıştı. Yardıma ihtiyacınız var mı? Hem de nasıl. Buraya gelsen iyi olur. Tabii. Neredesiniz siz? Şimdi sen bilmiyor musun kına gecesi adetlerini? Ya biliyorum da Nesin Hanım. Bizim oranın adetleri farklı, onlarınki farklı. Yanlış bir şey söylemek istemem yani. Sence ben hediye olarak bir şeyler almalı mıyım peki? Alsanız iyi olur tabii. Ama almasanız da kimse niye almadın demez. Yani ben öyle biliyorum. Emin misin Nakiye? Ay aslında ben çocukken gidiyordum kına gecesine falan ama İstanbul'a geldim geleli hiç gitmedim. Ay biliyorsunuz kendi kına gecem bile olmadı yani. Arayıp sorsam mı acaba Saime Hanım'a? Bilmem ki. Ay sorsanız da olur, sormasanız da olur bence. Gerçekten çok yardımcı oldun Nakiye. Ay rica ederim Nesin Hanım. Ne demek? Rica ederim. İçin rahat olsun. Bence en güzelini seçtin. Her şey muhteşem olacak. Umarım öyle olur. Bizim işlerden vakit bulup soramadık. Sen nasılsın? İyiyim. İyi. Levent ne yapıyor? İyidir herhalde. Pek konuşmuyoruz bu aralar. Ne oldu? Önemli bir şey değil. İsterseniz ben gideyim. Siz biraz konuşun. Yok be Muratcığım, ben sizi görmeye geldim. Önemli bir şey yok zaten. Efendim Levent. Albüm satışları çok iyi gidiyor. Haber vereyim dedim. Harika. Çok sevindim. Bak ne diyeceğim. Şöyle bir araya gelip güzelce kutlayalım mı bunu? Ceren de gelir belki. Oturur bir şeyler içeriz. Biz zaten Ceren'le beraberiz. Sen de gel istersen. Ceren orada mı? Hı, tam karşımda oturuyor. Neredesiniz peki? Geliyorsun yani. Tabii ki geliyorum. Sen adresi söyle. Ne dedi Saim Hanım? Ay ne desin? Siz hiçbir şey yapmayın. Biz her şeyi hallediyoruz dedi. Olmaz öyle şey. Bizim de bir şeyler yapmamız lazım. Yiyecek bir şeyler mi götürmeli acaba? Ne dersin? Yok canım. Onları kız tarafı yapmaz mı? Erkek tarafı ne yapar peki Ethem? Küçük küçük hediyeler alabiliriz mesela herkese. Var mı öyle bir adet? Ay ne bileyim. Düşün çıkamadım işin içinde. Bir barbekü organizasyonu mu yaptırsak? Nesin Hanım? Buldum. Bizim memleketteki akrabalarla konuştum şimdi. Kına gecesinde damat tarafı kınayı alırmış. Bir de işte çerez merez oradan ikram edilecekse. Bu kadar mı yani? Vallahi halamın kızı o kadar dedi. Bir kına bir çerezde olacak şey mi Nakiye? Kesin başka adetler vardır. Hasret'e bir elbise mi alsak? Doğru aslında. Şöyle güzel şık bir şey. Ya öyle aletleri yoksa? O zaman da ayıp olur. Al bunu giy der gibi. Olur mu canım? Nakiye. Önümüzdeki haftanın satış rakamları da gelsin. Her şey daha da netleşmiş olacak. Ama şimdilik iyi gidiyoruz. O kadar çalışmanın karşılığını alacağız galiba Levent. Bunu böyle bir akşam çıkıp kutlasak mı? Ne dersiniz? Olur. Şu bizim düğün telaşımız bir geçsin. Yapalım. Bize uyar. Ceren? Bu aralar benim işler yoğun. Siz gidin olmazsa ben gelmeyeyim. Düğünde şahidimiz olacaksın değil mi Levent? Tabii unutmadım. Merak etme. Diğer şahit kim? Ceren. Ben miyim? Yani eğer istersen. Sana soracaktım ama bir türlü vakit olmadı. Senin için sorun olmaz değil mi? Sorun olur mu? Memnun olurum.
Hasret'in ayakkabısının altına adını da yazacağız. Hem de ilk sıraya. Hiç gerek yok Muratcığım. Gereksiz şeyler. Ben evlenmeyi falan düşünmüyorum zaten. Dinlendin değil mi Gülnaz'ım? Ay iyi oldu vallahi. Akası çiçeğim, gülüm, çocuklara gözüm gibi baktım, hiç merak etme ha. Sağ olasın Kadriye teyzem. Nesrin Hanım aradı, bir şey lazım mı, gelirken ne getirelim dedi. Ay eve söyleseydin Saime Hanımcığım. 8 Trabzon bilezik, 10 tane beşi bir yerde. En az 3 metrede altın zincir. Gerçek mi kız, isteyecekmiş onları ya. Ay delirdin herhalde Kobra. Manyak bu de ya. Bir şey istemek olmaz Kobra. Ay. Murat kalkalım mı artık? Benim gidip hazırlanmam lazım. Şarkılı türkülü olacak değil mi kına gecesi? Tabii efendim. Tabii tabii. Önce ağlayacağız sonra dans edeceğiz. Erkekler gelmeyecek değil mi? Yok gelmeyecekler. Bizim planımız ne? Siz ne yapacaksınız? Gidip bir yerde köş köş oturursunuz kesin. Yok canım. Bence Murat'ın bir planı vardır. Var tabii. Bu akşam biz de toplanıyoruz. Şevket, Kobra ve Kadir de davetli. Babama da haber vereceğim. Sonra ne yapıyoruz? Sonrası yok. Oturacağız işte biz de. Evet. Siz ne yapıyorsunuz? Ben eve gideceğim. Hadi gidelim. Gerek yok Levent. Ben taksiyle giderim. Ceren aynı eve gidiyoruz. Bir araba şurada. Tamam. Hadi akşama görüşürüz. Görüşürüz. Bir şey ihtiyacınız var mı? Yok, sen gel yeter. Görüşürüz. Sorun her neyse epey büyük galiba. Levent her ne yaptıysa kızdırmış bizi belli. Ceren'den affedemiyor. Bu hikayeyi sanki bir yerden tanıyormuşum gibi geliyor. Ben hiç hatırlamıyorum öyle bir şey. Seni ben bırakırım akşam mahalleye. Zahmet etme, ben giderim. Ya ne zahmeti, bırakmak istiyorum. Ben bırakmanı istemiyorum. Ya Ceren. Biraz daha hızlı gider misin? Evde yapmam gereken bir sürü iş var. Yani o gün konuştuklarımız... Hangi gün? Hani sahilde. Ben öyle bir şey hatırlamıyorum. Ya Ceren. Ne var? Söyle ne var, ne oluyor? Özür mü dileyeceksin? O gün söylediklerin için pişman mısın? Hiç sanmıyorum. Beni biraz anlamaya çalışsana. Korkuyorum yeni bir ilişkiye girmekten. Birini sevmekten, bağlanmaktan, tekrar acı çekmekten. Sen korkmaya devam et. Yakında hiç korkmana gerek almayacak. Düğün biter, Ceren gider. Tarantula'ydı değil mi? Yok Kobra. Aman canım neyse işte. Ben kız tarafı olarak Ethem Bey'le ya da Nesrin Hanım'la görüşmek için gelmiştim. Ya gel o zaman. Gel hadi. Tamam. Merhaba. Merhaba. Nesrin Hanım misafiriniz var. Buyurun. Efendim hürmetler saygılar nasılsınız? Hoş geldin. Merhaba efendim nasılsınız? Bebekler nasıl? Ellerinizden öperler abim. Çok selamları var. Yani Gülnaz'la Saime Hanım'ın çok selamı var. Nasıl? Baba olmak güzel bir duygu değil mi? Çok güzel Ethem Bey. Ama tabii aynı zamanda böyle zorlukları var. Sorumluluk tabii. Yani hem o hem de malum çocuklar iki tane olunca her şeyden iki iki alıyoruz. Masraflar epey arttı tabii. Bir de bu düğün dernek işi çıkınca yani kınaya ayrı kıyafet, düğüne ayrı kıyafet, ona ayrı kıyafet, buna ayrı kıyafet. Bakın mesela liste yaptım yani. Çocukların ihtiyaçlarını yazdım unutmayayım diye.
Bebek bezi çarpı 2, zıbın çarpı 2, ıslak mendil çarpı 2, bebek şampuğa döpuğa çarpı 2. Yani bitmiyor çok sana. Aslında biz de sabahtan beri bu konuyu konuşuyorduk aramızda. Sarmağımı aradım ama biz her şeyi hallediyoruz dedi. Konu neydi tam anlayamadım ben. Sizin masrafınızın çok büyük olduğunu biliyoruz Kolla. Evet. Biz de bir şeyler yapmak istiyoruz. Ama ne yapacağımızı, nasıl söyleyeceğimizi bilemedik. Ya ne gerek var Ethem Baba yani? Biz çok zorlanıyoruz ama yani kız tarafı olarak hallediyoruz. Bir şekilde hallediyoruz yani. Öyle tabii ama biz bir aile sayılırız artık. Siz o kadar zorluk çekerken biz burada böyle boş boş durmak istemiyoruz. Sağ ol. Ne yapabiliriz sen söyle lütfen. Vallahi ben listeyi çıkarmıştım. Alışverişe gidecektim zaten ama... İstersen beraber çıkalım alışverişi. Hem sizin ihtiyaçlarınızı hem bebeklerin ihtiyaçlarını biz karşılayalım. Ben yani ne desem bilemiyorum Resim Hanım. Çıkalım mı hemen? Çıkalım hadi. Sağ ol. Nasıl beğendiniz mi ya? Ay Kobra çok güzel lan. Kızım sen bana en güzel hediyelerini verdin. Ben bunları almışım çok mu yani? Sen nereden buldun parayı? Mekandan benim alacağım vardı, onu aldım, bunları aldım, sonra gittim. Ay vallahi Kobra ben de çok beğendim, teşekkür ederim. Rica ederim. Şimdi sadece Gülnaz'ı almak olmaz diye herkese alayım dedim almışken. Nasıl Saim Hanım, iyi mi? Çok beğendim Kobra, gerçekten. Gülnaz bunları giyeriz düğünde. Vallahi iyi giyeceğim diye düşünüyordum ben de, iyi oldu vallahi. Kendine de aldın mı bir şeyler? Aldım kız, bak bunları aldım. Kim bilir kaç para verdim bunlara. Hepsi marka kıyafetler. Ya canım ne olacak, lafı mı olur? Hepimiz aileyiz. Bebeklerin de bir aylık ihtiyacı var burada. Benim çocuklarım en iyisine layık her şeyin. Şampuanın göz yakmayanını aldım. Bak bak bak. Tipli adamın hali bir başka oluyor. Kendisine de kalite takımı almış. Tabii senin yanında şık durayım dedim. Kaldırır mı Serçen? Yakında Fransa'ya gideceğiz yani. Modayı takip etmek lazım. Ha, ne durumdayız Cafer? Kobra, bardak, tabak, çanak ne varsa her şeyi yıkadım, tertemiz güzel, yaptım. Güzel, güzel. Çok yorulduk ama değecek biliyor musun? Yoruldun mu? Sen ne iş yaptın ki yorulacaksın Kobra? La ben bu mahallenin en büyük kıta gecesini organize ediyorum Uyar. Dur bakalım damat bey ne yapıyor, bir arayalım ya. Bana bak, iyi yıka ha. Bak akşam sosyete gelecek mühim gece. Rezil olmayalım. Herhalde yıkadım Kobra. Alo, beğenmiyorsan... Murat hocam nasılsın ya? Sağ ol Kobra, sen nasılsın? İyi hocam, ne olsun ya, koşturup duruyoruz işte. Bir yandan düğün, bir yandan koşturuyoruz, bir yandan Fransızca işte. Düğündü, kınaydı. Hocam ben seni şey için rahatsız ettim. Bu akşam ne yapıyoruz ya? Belki bir yardımım olur. Aslında ben de seni arayacaktım Kobra. Akşam benim evde toplanıyoruz. Çok fazla kişi olmayacak. Erkek erkeğe biraz sohbet ederiz diye düşündüm. Ha. Hocam iyi düşünmüşsün de yani biraz renk katmak lazım alttan yani. Nasıl yani? Ya şimdi burada kadınlar böyle vur patlasın, çal oynasın, eğleniyorlar ya. Biz de altta kalmayalım yani hocam. Ben sakin bir geceyi tercih ederim Kobra. Ya hocam ne sakinliği ya? Ben halledeceğim her şeyi, çalgı çengi. Ayarladım, organize ettim, bu gece sakin olmak yok. Hocam evleniyorsun ya. Kuru kuruya olur mu yani bu işler? Seni kırmak istemiyorum Kobra ama... Tamam hocam lütfen ya. Ha bak organize ettim ben her şeyi lütfen. Anlaşıldı, seni vazgeçiremeyeceğim. Ha hocam ne diyeceğim, bizim kahveden 3-5 arkadaşı getirebilir miyim ya? Gecenin sonunda belki bir okey partisi falan yaparız. Kobra onu başka bir zaman yapsak. Tamam hocam seni mi kıracağım ya, hadi görüşürüz. Görüşürüz. Hocam, vay, 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 vay. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Adam, 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 güzel gelmiş Murat Hoca. Hoş geldin Murat Hoca. Hoş geldin Murat Hoca. Kız, takıyor. Hoş geldin. Alayım ben onları. Evet. Hocam nasıl?
Hoş geldin Nakiye. Nesrin Hanım, hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Ne var hoş geldiniz. Çerez, şeker, ikram için. Şey de var, kına da var. Ay ama ne gerek vardı Nesrin Hanım'cığım zahmet etmişsin. Zahmet olur mu? Adettendir. Tabii. Nerede yapıyorsunuz kına gecesini? Bahçede, arka tarafta. Kadri teyze, sen misafirlerimizi yavaş yavaş şehirlerine götür. Ablalar da masaya koy, yemin. Yemin. Siz gelmiyor musunuz? Biz hazırlıklarımızı halledip hemen geleceğiz. Tamam, görüşürüz. Gelin. Buradan, nasıl buyurun. Nasıl hocam, heyecanlısın. Bizim de bir an evvel hazırlanmamız lazım. Bak, bak, bak. Evet Hasretciğim, daha elbiseni giyeceksin. Hadi. Tamam abla, geliyorum. Geliyorum. Kobra yaz. Gel lan. Hadi görüşürüz hocam. Hadi. Birinin için hiç konuşamayacağız sana. Nasılsın? Hasret. Heyecanlı. Hasret. Abbas hadi. Tamam abla, geliyorum şimdi. Benim gitmem lazım. Düğünden sonra hiçbir yere bırakmayacağım seni. Görüşürüz sonra. Nesrin Hanım, aferin, bravo. Çerezde hiç uyuzda kaçmamışsınız. Fıstığı bol. Fıstığı çok severim ben. Hele fıstıklı dondurmaya bayılırım. Hele de yanında yat. Rahmetli annem baklava hep cevizli yapardı. Ceviz iyi de fıstık daha iyi. Ama pahalı, biz alamıyoruz, yapamıyoruz. Nesrin Hanım, bu kadar normal değil. Fıstıkla cevizle bozmuş kapatı. Ceren geldi. Oh, neyse bizden biri geldi. Merhaba. Merhaba. Kız, sen hiç yemek yemiyor musun? Yiyorum. Yiyonlar nereye gidiyor bunlar? Nesrin Hanım, 18 yaşındayken ben de böyleydim. Fıstık gibiydim. Şimdi oğlum ceviz. Hindistan cevizi. İyi akşamlar. Nesrin Hanım, alın hoş fıstık. Bulduk. At ağzına bakayım, at, at. Abla oldu mu? Kız, Abbas'ım çok güzel olmuşsun be. Ay kurban olurum. Sen ne diyorsun anne? Ne diyeyim kızım? Ya anne ağlama şimdi ama. Ne yapayım, seni böyle görünce dayanamadım. Çocuklar, olmadı böyle. Ben de size yardım edeyim. Sen otur baba. Sen bu gecenin şeref konusun. Biz her şeyi hallederiz Ethem Bey. Siz keyfinize bakın. Vallahi kendimi yaşlı gibi hissediyorum böyle. Olur mu Ethem Bey? Siz hepimize taş çıkarırsınız. Bak Şevket, böyle sizli bizli konuşacaksak ben bu rakı sofrasına oturmam. Tamam, siz yok. Ha? Levent olmalı. Selam. Hoş geldin. Hani hiç gürültü yok. Erken mi geldim? Yok, herkes burada. Bir tek kobralar yok. Gel hadi. Afiyet olsun. Gel Levent. Hoş geldin. Ne haber enişte? Henüz başlamadık. Ben kavunu getireyim.
Ben de yardım edeyim. Keyfin yok gibi. Konuşmalısın. Efendim? Konuş onunla Levent. Kiminle? Şu an kimi düşünüyorsan onunla. Ne diyeceğimi bilmiyorum ki. Bence biliyorsun. Biraz cesaret edersen çıkar içindekiler. Çocuklar, hadi nerede kaldınız? Geldik Ethem Bey. Kobralar nerede kaldı acaba? Hemen gelirim demişti ama. Otursanıza. Şevket, anlat bakalım. Nasıl gidiyor evlilik? Hadi yavrum. Bu gece böyle mi geçecekti ba? Enişte, ha. Murat Hoca'ya gelemeyeceksin herhalde sen. Ben o kadar da hazırlık yaptım. Çalgıcılar, malgıcılar, her şey hazırdı ya. Vallahi geçmiş olsun. Ben selamını söylerim. Bana bak. Ben gidemezsem sen de gidemezsin Kadir. Gazını çıkart şunu. Bak ya, böyle. Ya enişte ben ne anlarım? Anlarsın, gazını çıkart, tut. Ha? Kapıyı açık bırakmışsınız. Süper Baba geldi işte. Ne? Bana bir masal anlat Cafer. Kobra, ne saçmalıyorsun sen yine? Kardeşim, bak çocuklara sen bakacaksın, tamam mı? Kadir de sana yardım eder. Ben 3-5 saate kadar gelirim. Ya Kobra, delirdin mi? Bu çocukları bırakıp nereye gidiyorsun? Bak enişte, gidersen ablam seni keser. Keser değil mi? Keser. Vay anasını ya. Alo hocam, bu gece beni unutun siz ya. Annesinin bir tanesini hor görmesinler. Annesinin bir tanesini hor görmesinler. Kız Hasret, ağlayacaksan ağla artık. Dün babamdan ayaklarım şişti ya. Hadi sus be, çatlayacağım. Ay içime fenalıklar geldi ya. Bu şarkıyı kaçıncı söyleyişimiz? Bu üçüncü herhalde. Anam yok anam, bunu ağlayacağı falan yok. Uçan da kuşlara malum olsun. Öfkeye bak. Tamam, ağlamış ağlamış. Anam çok şükür, tamam ağlıyor. Ay ağladı ağladı. Ay anam kız ağlıyor. Anam bu arada çok sulu zırtlak çıktı. Ağlama. Ya hemen de ağlayayım. Başka havalara girelim. Ay kız vallahi doğru ana. Hadi bas kaç. Basıyorum kızlar. Hadi bastım. Çok sağlanmışım gibi ya. Ay. Aman dur biraz kız sen de. Ya git şuraya otur. Ay çok güzel eğlendik ya. Ay vallahi kız. Ay.
Anam Nesrin Hanım bile oynadı. Daha ne olsun? Anacığım, ona da oynamak denirse yani. Öyleciğim, en güzel o çırpı bacaklı oynadı ha. Ceren mi? İsmini bilmiyorum vallahi. Hani var ya şu ince uzun, bir kaş etekli. Aa, Ceren'i, Ceren'i. Ceren'i diyor. Ha, sahi Ceren nasıl gitti anne? Ay. Levent aldı onu. Ha, iyi. Üşüdüm ben, gidelim mi? Ceren, sana söylemek istediğim bir şey var. Önce dinle, sonra istersen gideriz. Aklında tut, sonra söylersin. Ceren, artık hiçbir şeyi sonraya bırakmak istemiyorum. Ne olacaksa olsun, umurumda değil. Hiçbir şeyden korktuğum yok. Seni seviyorum ve kaybetmek istemiyorum. Eğer sen de hala beni... Yoruldum ha. Ama anam kız uyumuş bunlar. Bebeler de uyumuş. Kobra lan. Kobra lan. Ha. Hadi kalk hadi. Tıknettin Gülmara. Şşş lan bağırma. Uyuyorlar. Bitti mi kadar gecesi? Bitti bitti. Çok yorulduk. Vallahi biz de çok yorulduk. Bebekler bitirdiniz ya. Hadi anacığım hadi uykun kaçmadan dur tamam. Caferlere. Bu gece de orada yat, yarın gel, olur mu? Tamam çiçeğim. Ha. Öpüyorum, sağ ol. Hadi iyi geceler. Hadi sen de sağ ol. Ha. İyi geceler. Aman, aman dikkat et aman. Ha, tamam tamam iyi geceler. Baba olunca bir değişti bu adam ha. Değil mi? Evet. Eniştem uyuyordu. Ben de çıktım geldim. Kimse kalmadı mı? Gitti herkes. Ne içersin, ne ikram edeyim sana? Yok hocam ya, bir şey almayayım. Öyle seni görmeye falan geldim, laflarız falan diye. Aslında seni görmem iyi oldu. Neden? Sana bir teşekkür borçluyum. Turne sözleşmesini buraya getirdim. Bir de her zaman benim yanımda oldun. Olur o kadar hocam. Hem ben her şeyi ablamın mutluluğu için yaptım. İkiniz yakışıyorsunuz birbirinize. Sen de yakışıyorsun birinin yanına. Yıldız da geliyor mu düğüne? Gelecek hocam, gelecek. Bugün davet ettim. Şu düğün telaşı bitsin. Bir gün gelirsiniz bize yemeğe. Olur vallahi hocam, geliriz. Otursana. Ne oldu kına? Yıkadım. Bak, kız biz boşanma yaptık sana o kınaları. Boş ver Gülnaz. Gençler nasıl istiyorsa öyle oluyor artık. İyi anam. Yarından sonra düğün. Evet. Yine ayrılacağız birbirimizden. Anne uzak bir yere gitmiyorum ki. Murat'ın evi yakın. Arabayla yarım saat sürmez. Öyle de işte eskisi gibi olmaz. Olmaz tabii. Abla sen de mi ağlıyorsun? Nasıl alışacağız kız senin yokluğuna? Anne. Bak kız bana dayanamadı. Lan. Teyze gidiyor diye mi ağlıyorsun? Merak etme, gelecek o, gelecek. Bizi bırakma. O bıraksa bile biz dayanırız kapısına. Hadi. Gelinliğimi aldım, ayakkabılarımı aldım, makyaj malzemelerimi aldım. Bak gözle kuaför ayarlandı zaten Hasret. Yarın gelecekler. Olsun, ne olur ne olmaz. Ben yine alayım da. Parfümümü aldım, geceliğimi aldım. Nasıl bir gecelik bu? Zamanı gelince görürsün. Sen de hiçbir şey söylemiyorsun. Gelinliği bile göstermedim. Gidince bakarım ona göre. Hayatta olmaz. Yarından önce göremezsin. Göreceğiz. Ya...
yedek elbise aldım. Spor ayakkabılarımı aldım. Ya ben kesin bir şey unuttum Murat. Neden gülüyorsun? Gülmüyorum. Görüyorum işte, gülüyorsun. Sen niye gülüyorsun? Ben gülmüyorum. Muratlara bizle ilgili bir şey söyledin mi? Hayır, söylemedim. Bizi hala küs zannediyorlar. Otele gidince tüm sırlar açığa çıkacak yani. E artık sen söylersin. Ya ben söyleyemem. Neden? Sen söyle. Ya ne oldu bize böyle? Liseye aşıklar gibi. Vallahi seni bilmiyorum ama ben kendimi 18 yaşında gibi hissediyorum. Açsana şunun üstünü. Atarlara mı gidiyoruz? Nerelere gidiyoruz? Kurban olayım sana. Osman'ım. Kız. Ali. Çiçeğim, ben koydum şeyleri, çantaları. Ha, al Osman'ı da. Ver bana. Ha. Çantayı da al. Tıknettin'im, ne haber lan? Geldi mi otobüs? Geliyor geliyor, konuştum ben. Biraz sonra burada. İyi. Yavaş. Tamam. Peki Murat Bey, biz yarına kadar her şeyi eksiksiz olarak hazırlayacağız. Harika bir düğün olacak. Çok teşekkürler. Murat, ben neyi unuttuğumu buldum. Ne? Saç dokumu. Gerçekten çok önemliymiş. Düğünü iptal mi etsek? Ya siz dalga geçin. Saçlarımı neyle tutturacağım ben? Kuaförde toka var mı Hasretciğim? Ben kendi saç dokumu alayım da. Efendim kızım. Anne, ben saç dokumu unutmuşum. Gelirken getirir misin? Ben koymuştum onu senin çantana. Çok. Küçük bir kutu var, ona bak. Aa, öyle mi? Tamam. Annem çantayı koymuş. Siz neredesiniz? Biz de çıkıyoruz şimdi. Birazdan otobüse bineceğiz. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz kızım. Toka sorunumuz çözüldüğüne göre artık odalarımıza çıkabilir miyiz? Hasret aradı, merak etmiş. Heh. İyi günler. Merhaba Murat Bey, hoş geldiniz. Sizin için girişinizi yaptım, odanız hazır. İyi sıratlar. Teşekkürler. Buyurun Ceren Hanım. Tamam, bu yeterli. Biz Ceren'le aynı odada kalacağız. Peki efendim. Barıştık biz. Siz... Evet, biz. Biz. Tebrikler. Tebrik ederim. Canım. Yıldız nerede la? O yarın kendi arabasıyla gelecekmiş. Hem babası izin vermedi otelde kalmasına. La oğlum bak, bu kıza hemen evlenme teklif ediyorsun. Anasıymış, babasıymış, tasıymış, tarayıymış, kurtuluyorsun, tamam mı? İşte bir dur bırak ya. Ne bırak la? Allah Allah. Nerede kaldı bu otobüs? Eli kulağında serçem, şimdi gelir. Genç yaşta evlendirecek beni. Bırak ya. İnşallah kaliteli bir otobüstür, yollarda falan kalmayalım. Pis pis. Kaliteli, merak etme, kaliteli. Birinci sınıf. Anladık. Bebekler için zor olacak. Ne yapalım, mecburuz artık Zahim Hanımcığım. Pencere kenarı benim kobra. Onu baştan söyleyeyim ha. Ay. Arka beşliği sana ayarladık. Sen ne diyorsun lan? Lan! Ne diyorsun? Ya? Hoş geldin, hoş geldin. Bugün gitseydik Ethem. Hayatım, bizim bir işimiz yok ki. Yarın erkenden gideriz, merak etme. O zaman şu davetli listesini tekrar gözden geçirelim. Çağırmadığımız kimse kalmasın. Tamam hayatım. Edelim. İyice emin olalım. Ne yapacağız bugün? Bugün boş günümüz. Serbestsiz. Finaman varmış, oraya mı gitsek?
Olur. Hemen mi? Aslında biraz sonra da gidebiliriz. Nikah masasını şöyle kurmayı düşünüyoruz. Misafirlerin masaları da şurada olacak. Tüm hazırlıklar yarın öğlene kadar bitmiş olur. Güzel. Bir sorun var mı Hasret? Yok. Her şey yolunda görünüyor. Biz ne yapacağız? Bence siz bugün iyice dinlenmeye bakın efendim. Yarın yorucu bir gün olacak. Haklısınız. Teşekkürler. Rica ederim. İyi günler. İyi günler. Güzel değil mi? Çok güzel bir yermiş burası. İstersen düğünden sonra hemen dönmeyiz. Yani birkaç gün daha kalırız. Cazip bir teklifmiş. Yat yat. Atla. Yat. Hadi Kobra. Hop. Tek mi çift mi? Çift. Bildi. Bildik. Enişte gel sen yat. Hadi Kobra. Biraz sonra devam ederiz. Ne? Kimlerle oyun oynuyoruz ya? Arkadaş değilim gördün mü? Eğleniyor musun? Eğleniyorum çiçeğim. Sen ne yapıyorsun? Otobüs bekliyorum. Kobra artık ara şu adamları. Nereye almışlar? Ya Sayma Hanım şimdi gelecek ya. Saçımı başımı yolasın gelin. Töpeke şuraya ya. Geliyoruz bazı çekmiş saniye. Kız, biz de oynasak huzura işek. Ay yok artık. Hadi manyak. Bakın kalbim daha neler. Sayma Hanımcığım, senin de benim yastığım olsa. Tabii. Kız canım sıkıldı, bir şarkı söyleyeyim de eğlenelim ya. Kız Salih gel buraya. Salih gel lan. İki bir şey çal da bir kendimize gelelim tamam ya. Tamam abla. Kız karakter. Evet Kobra. Nasıl sığacağız? Ulan Allah kahretsin. Lan seni yapacağın işe ya. Düğüne öğrencilerimi de çağırdım. Yarın burada olacaklar. Aa iyi bari. Ben de sana onu söyleyecektim. Yurt dışından da birkaç arkadaşım gelecek. Seni çok merak ediyorlar. Ben de onları çok merak ediyorum. Bugün bekar birer insan olarak son gününüz. Yani? Yanisi yok canım. Haber veriyorum. Teşekkür ederiz Ceren. Ceren haklı. Yarın bu saatlerde evlenmiş olacaksınız. Koskoca bir dönem sona erecek. Ya böyle konuşmayın ama ben çok korkuyorum. Biz evlenmekle iyi bir şey yapıyoruz değil mi Murat? Harika bir şey yapıyoruz canım. O zaman siz de içiyoruz. Biz de size. Ve albümün başarısına. Nerede kaldı sizinkiler? Bilmem. Annem yaklaştık dedi. Herhalde birazdan gelirler. Hoş geldiniz. Allah canını almasın seni. Beni boku lan.
gideceğim. Yol bozuk ya ondan. Ne yollar bozuk? Otobüs bozuk bu deli manyak. Allah senin cezanı vermesin. Rezil ya. Tamam da geçin ya. Getirdin. Ne var? Var ya. Alacağım. Tamam hadi. La geçin ya. Abbası. Abla nerede kaldın? Yanlış nerede işittim sizi? Hoş geldiniz. Hoş geldin. Hoş geldiniz. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş geldin anne. Merhaba. Hoş geldiniz. Welcome. Cafe hoş geldin. Hala inanamıyorum Mete. Oğlumuz yarın evleniyor. Yıllar nasıl böyle geçip gitti? Şu fotoğrafı sanki daha dün çektirdik. Paris'teki okula gideceğim dediği günü hatırlıyor musun? Sen karşı çıkmıştın. O da tutturmuştu gideceğim diye. Karşılıklı inatlaşmıştık. Sonunda onun dediği oldu. Her zaman onun dediği oldu. Hasretine kadar karşı çıkmıştım hatırlasana. Hatırlamak bile istemiyorum. Annesini gülü. Kurban olurum sana. Ana kız saray gibiymiş ya burası. Ay içeride jacuzzi var kız. E gir yıkan bari. Kız bal çiçek. Ha. İyi ki doğurmuşum kız. Ay yerinden oldu. Şu da güzelliğine bak. Kestane şekil. Ay. Kız yerim seni. Kız şu da güzelliğine bak. Ana kız kalk kapıya bak. Şunlara bakın ben bakarım kapıya. Yerim ben seni. Gel. Gel. Ay. Açtım be çatlama. Ay ay. Kurban olurum ben sana. Ha. Çiçeğim nasılsın ya? Rahat mı odanız? Rahat mısınız? Rahat. Bebekler iyi mi? Onlar da iyi. Ha. Ne oldu? Bizi niye ayrı ayrı odalara koydular çiçeğim? Biz niye ayrı ayrı kalıyoruz? Hay ben Cafer'le Kadir'le kalmak istemiyorum ya. Ne yapsınlar başka abi? İdare et artık bu gece. Geleyim mi bir içeri? Yok nereye? Niye? Bahçekli Kadriye var. Ne yapacaksın girip de? Kız kimle konuşuyorsun orada fısır fısır? Kocamla. Aman. Ha. Ha geldi. Ay. Merhaba Balçiçek. Ne yaptın lan? Merhaba Cafer. Nasıl? Rahat mısınız? Yerleştiniz mi ben odaya? Ben sordum onları. Rahatlarmış. Hepsini hallettik. Hadi. İyi madem. Ben odama gideyim bari. Hadi. Tamam görüşürüz. Hoşça kal. Hadi lan. Sen de git. Ben de gideyim. Hadi. Yürü lan. Güzel kızım benim. Şunları alalım da Asret'in yanına gidelim. Güzel kızım benim. Güzelim. Bu gece erkenden yatıp uyuyalım. Senin de dinlenmeye ihtiyacın var. Tamam. Hoş geldiniz. Biz geldik. Kimler gelmiş? Teyzeleri özlemişler. Kimler gelmiş? Gelelim biraz daha burada oturalım. İyi ettiniz. Kız. Burada da çakıcı varmış ha. Tamam anne her şey yolunda merak etmeyin. Çok geç kalmayın yarın. Babama da selamlar. Saygılar hocam. Merhaba hocam. Merhaba. Dün gelemedik ya, içimde kaldı hocam. Bir organizasyon yapalım dedik. Ne organizasyonu? Pişti. Anam görmemişin elbisesi olmuş. Atay. Tutmuş giymeye kıyamamış ya. Çatlama kız çatlama. Bir gün seni de kocan alır inşallah. Ay sağ ol. Hadi Gülnaz biz de giyinelim artık. Yavaş yavaş hazırlanmamız tabii lazım. Giyelim de teyzeme de göstereyim. O da çatlasın bu deli manyak gibi. Vallahi seninle uğraşamayacağım şu anda Gülnaz. Baksana kız. Kobra çok güzel bir elbise seçmiş. Çok güzel değil mi? Efendim evet. Nesrin Hanım. Sayma Hanım biz çıkıyoruz. Bir ihtiyacınız var mı? Ay, yok yok her şey tamam. Biz de hazırlanıyorduk yavaş yavaş. Elbiselerde bir sorun yok değil mi? Bedeninize dikkat etmeye çalıştık ama. Hangi elbiseler? Dün size gönderdiklerim. Kobra ile epey dolaştık ama sonunda güzel bir şeyler bulduk sanırım. Evet evet çok güzel. Şimdi kapatmam lazım. Hasret çağırıyor da. Görüşmek üzere. Ne oldu anne? Elbiseleri Nesrin Hanım almış. Hangi elbiseleri kız? Kobra aldı ya bunları. Anam yoksa? Yok canım Nesrin Hanım ne alsın ki? Kız anlasana işte Nesrin Hanım sizin giyeceğiniz elbiseleri beğenmemiş. Gitmiş kendi zevkine göre elbise almış. Sizi de böyle bebek gibi giydirecek. Hasret. Kobra. Ya.
Geldim. Ne demek oluyor bunlar? Ne bunlar? Bilmiyor musun? Nesin Hanım annemle ablama düğünde giysinler diye bu elbiseleri yollamış. Ne? Biz nerede nasıl giyineceğimizi biliriz Murat. Bütün bunlara hiç gerek yok. Hasret. Annenin gerçekten değiştiğini sanmıştım. Ama yanılmışım. Değişen hiçbir şey yok. Rahat geldin mi bari? Hı hı. Çok rahat oldu. Gel sana oteli gezdireyim biraz. Olur. Lan! Kobra nerede? Ne yapacaksın? Sen söyle nerede? Dışarıdaydı en son. Ben onun şimdi icabına. Kız! Bebek de zırıl zırıl ağlıyor. Geldim teyze. Lan! Neyse ben senin sonra icabına bakacağım. Koş. Ben nasıl inandım ki Nesrin Hanım'ın değiştiğini? Ama hatam da değil. Ben de. Kendini suçlama Hasret. Nereden bileceksin Nesrin Hanım'ın böyle yapacağını? Ya yine her şey mahvoldu işte anne. Hasret hadi artık topla kendini. Ne toplayacağım? Düğün falan istemiyorum ben. Böyle evlenemem. Her şey bitti anne. Hasret. Hasret konuşabilir miyiz lütfen? Söyle anne gitsin. Konuşmak istemiyorum. Hasret. Hasret. Kapıyı açar mısın lütfen? Saima Hanım. Hasret'le konuşmam lazım. Şimdi konuşmak istemiyor. Biraz sakin ol. Kız hadi çocuklar uyudu öyle gel. Tamam. Hasret. Lütfen. Gel konuşalım. Git buradan. Konuşacak hiçbir şey yok. Saima Hanım. İnanın benim hiçbir şeyden haberim yok. Annem gelsin konuşacağım her şeyi. Hasret çok öfkeli Murat. Çok da üzgün. Düğünden vazgeçtiğini söylüyor. Hadi hanım hadi gel sen biraz hava al öyle gel yürü. Ay yürü hadi yürü. Gir kız içeri. Kız. Düğün iptal mi oldu yani şimdi? Gitti mi? Gitti gitti gönderdik. Gördünüz mü bak son dakikada her şey berbat oldu. Gelinleri bile giyemedi. Tamam Kadriye tamam. Çok güzelmiş burası. Bir hafta sonra tatile gelelim belki. Ay evet. Nesrin Hanımlar da geliyor. Murat. Anne sen ne yaptın? Ya ne iyi oldu size rastladım biliyor musunuz? Kafamda o kadar çok soru var ki. Neyle ilgili sorular Kobra? Fransa. Fransa. Evet. Ya şuraya bir 5 dakika oturalım. Buyurun. Buyurun. Gelsene Levent. Gelsene Levent Bey. Şimdi Fransa görmüş, oralarda yaşamış insansınız. İlk defa oraya gidecek birine ne tavsiye edersiniz? Ben bunu öğrenmek istiyorum Ceren Hanım. Tam olarak ne öğrenmek istiyorsun? Tam olarak ne öğrenmek istiyorum? Mesela yani oraya gittiğimde nereye gideyim? Şuraya muhakkak uğra. Mesela şurada köfte yemeden gelme diyeceğiniz bir yer var mı? Çok güzel bistrolar var. Harika yemekler yapıyorlar. Bistrolar mı? Bistrolar Ceren Hanım. Sakın orada yemeyin. Kobra, Kobracığım. Bizim acil bir işimiz var. Sonra konuşalım bunları tamam mı? Pardon ama. Hadi gel. Bu arada ne işiniz var ya? Şey yapacaktık. Neye? Fin hamamı. Fin hamamı. Türk hamamı gibi bir şey mi? Evet benziyor ama bunu Finlandiyalılar bulmuş. Hadi ya. Gülmez buna bayılır. Tamam siz gidin biz arkanızdan tamam, geliyoruz. Tamam Kobra hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Kobra istedi yani sizden o elbiseleri. Ya tam olarak istemedi aslında. Masrafların arttığından bahsetti. Yani biz zaten size hediye almak istiyorduk ama... Kobra gelip liste çıkarınca... Anam bir de liste mi yapmış? Hı-hı. Bebeklerin ihtiyaçlarını da mı siz aldınız? Hı-hı. Neyse, anlaşıldı Desin Hanım. Kusura bakmayın, ne olur. Kusura bakma kardeş, Kobra yüzünden sizin de aranız bozuldu. Ama ben ona bunun hesabını soracağım. Abla bak sakın bir delilik anam, yapma. Anam sen dur, otur, ben bakarım. Otur sen. Otur kızım. Öf.
Hadi bakalım. Odayı boşaltalım da gelin hanım hazırlansın. Ya Ceren Hanım'la Levent Bey'i gördüm gelirken bir gülüşmeler, bir espriler. Gülmekten kırıldık yani. Kobra, hadi yeter yattın. Kalk biraz da sen beni salla. La dur be, biraz daha yeni başladı. Kobra! Ha? Kobra! Çiçeğim aklım Cafer, çıktı. Bahçeksiz gidin. Niye ki? Ya bir gidin. Öf! Ne oldu ki bunlara böyle? Ama boş verin hadi. Lan bana bak, hiç utanmadı mı Kobra? Değil mi lan iki kumaş parçası için el açmaya ha? Bizim haysiyetimiz yok mu? Hı? Yok mu? Var Gülnaz. Ne diyeyim ben şimdi sana? Ha? Rezil ettin bizi be. Allah kahretmesin seni. Çiçeğim. Çiçeğim deme bana. Murat. İşin aslını anlamadan sana bağırdım. Özür dilerim. Boş ver Hasret. Unut artık. Hem birazdan düğünümüz başlayacak. Böyle asık suratla gezmeyeceksin ortalıkta değil mi? Çok yakışmış. Daha papyon takacağım. Hazırlanman uzun sürecek desene. Murat, bundan sonra başka bir şey çıkmaz değil mi? Ben çok yoruldum artık. Bu düğün hiç olmayacakmış gibi geliyor. Merak etme. Şurada bir iki saat kaldı. Hem daha ne olabilir ki? Kuaför geldi. Hadi kızım hemen başlayın. Şöyle buyurun. Hı hı. Hadi bakalım damat bey, bizi biraz yalnız bırak. Tamam. Ablamdan haber var mı anne? Yok kızım. Ben de görmedim hiç. Ya bir yerlerde kafa dinliyorlardır canım, merak etmeyin. Ay. Seni böyle görünce kendi düğünüm aklıma geldi. Ay sanki aradan yüzyıllar geçmiş gibi konuşuyorsun ya Nakiye. Ay değil mi? Biz daha yeni evlendik. Yani. Cicim ayları yani. Tebrikler. Teşekkür ederim. Aa. Bu arada Ceren'i de tebrik etmeniz gerekiyor. Hayırdır? Levent'le beraberler. Tebrik ederim. Aferin kız. Sağ ol Nakiş. Her şey tamam görünüyor. Hasret'in hazırlanması biraz uzun sürecek. O geç kalmazsa her şey yolunda. Murat Bey. Evet. Merhaba, ben nikah memurunuz. Merhaba, hoş merhaba, geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Tam vaktinde başlarız değil mi? Çünkü buradan başka bir nikah geçeceğim. Merak etmeyin, tam saatinde başlayacağız. Tamam, görüşmek üzere. Çabuk dön kafanı kırmadan. Bebekleri zaten teyzeme emanet ettim. Merak edelim. Hayır sen beni affetmeden asla geri dönmeyeceğim çiçeğim. Bu işi burada çözeceğim lan. Affetmem. Bak şiir yazdım sana hemen burada. Gölde yüzen ördekler. Uçar nari kelebekler. Çiçeğim ne olur beni affet. Halim çok fena. Yani beter. Olmadı değil mi kız? İşirilik yapma.
Değil şiir, kitap yazsan gene de affetmem seni kobra. Bitti bu iş yeter. Seninle mi uğraşacağım? Bir değil, iki değil. Her gün başımı belaya sokuyorsun. Bıktım artık be. Hadi dön. Haklısın çiçeğim de. Haklıyım tabii. Çek şu kürekleri, ineceğim ben hadi. Affetmeden olmaz Gülnaz. Bak bir şiir daha yazdım sana. Çok kırdım seni biliyorum. Ne olur affet. Atıyorum. Hayır. Hayır. Bakmayacağız. Bu evini kurtaracağım ben. Bakmayacağız. Su. Su gibi kadınsın. Seni sevmeyen kurusun. Kalbim seninle coşsun. Su geldi damlalar. Suyun mu geldi kız? La yine mi doğruyorsun yoksa? Allah belanı vermesin. Ya dur. Kobra. Batıyoruz lan. Sonra o parçayı çalalım. Tamam mı? Sermoniden sonra. Tabii Levent. Tamam. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş, hoş geldin. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Yerim ben seni. Bak. Kadri derisi yesin. Ay. Bak giriyor. Ay yerim ben seni. Ay şuna bak. Bakayım Cafer. Ay. 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 Yerim kız ben seni. Gülnaz nerede kaldı gitti gelmedi ya. Bebekler de bizde kaldı. Nereye gidecek canım gelir şimdi. Bence Gülnaz kobrayı öldürüp gömdü. Ay bir kere de ağzını ayrı aç be Kadriye tamam. Abla. Hoş geldin. Hoş, hoş bulduk. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hasret hazır mı? Hazır ama sen göremezsin. Çok acımasızsın. Ya hadi sen insene aşağı. Misafirlerle falan ilgilen. Öyle olsun. Hadi canım. Güle güle. Aa, seninki ölecek merakta. Biraz daha beklesin. Hasret hadi giy artık gelinliğini. Tamam. Allah'tan bul he bir kobra. Nedir benim sende çektiğim be? Kaldırım serçem. Başlatma şimdi kaldırımına da serçene de ha. Çiçeğim bir sakin sakin konuşsak. Ben bir ablamlara bakıyorum. Hasret geç kalacaksın. Ya ne olur gözünü seveyim. Ben 5 dakikaya gelirim. Allah yarabbim ya. Bir dinle. Hiç yüzüm gülmedi. Abla iyi misin? Değilim kardeşim. Bu manyak başıma bela oldu benim ya. Hasret ben böyle olmasını istemedim. Özür dilerim bu noktaya gelmesini istemedim ya, yani. Ya şimdi düğün var Kobra sonra konuşuruz artık bunları. Kız bana bak. Ben yine Nesrin Hanım'ın aldığı elbiseyi giyeceğim herhalde. Başka bir şey de getirmedik. Nerede o elbise? Benim odada gel. Dur. Bu mesele anlamadan buradan çıkamazsınız. Kobra koparacağım artık bunu kafana. Çekil şuradan. Yok çiçeğim mümkün değil. Buradan çıkamazsınız ya. Beni affetmeden olmaz. Lan aç şu kapıyı. Çiçeğim beni affet. Gerçekten bilerek yapma. Lan aç dedim şu kapıyı sana. Abla. Ha. İçeride kaldık. Kapı açılmıyor. Hasret, ne oluyor? Açılmıyor. Anne içeride kaldık. Allah kahretsin. Ya of kobra ya. Ya anne. Mutluluklar dilerim. Teşekkür ederim, çok mersi. Ama hep eğlenceliydi zaten. Heh, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Özür dilerim. Tabii. Susmaz artık telefonu. Ya. Efendim Saim Hanım. Ne? İçeride mi kaldın? Hemen geliyorum. Sonra hepsi böyle baka kaldı. Levent, nikah memurluğuyla hiçbir yere gitmesin. Ne oldu? Anne olmuyor, açılmıyor. Lan aç şu kapıyı. Tamam kızım. Ceren görevliyi çağırmaya gitti. Birazdan gelip açarlar. Ne oldu? Kapı açılmıyor. Hasret içeride kaldı. Hasret. Ya Murat kaldık burada. Bir şeyler yap. Tamam geliyorlar şimdi. Açacaklar kapıyı. Lan geberteceğim ben seni. Lan geberteceğim ha. Geldiler.
Ne oldu? Ben de anlamadım. Açılması lazımdı. Lütfen bir şeyler yapın. Gelin içeride kaldı. Bir de şunu deneyelim. Hay Allah. Yok olmadı. Kapıyı içeriden kilitlemişler. Murat ne oluyor? Bekle canım. Halledeceğiz şimdi. Hay Allah'ım ya. Peki. Bir şekilde o kapının açılması lazım. Arkadaşlar elinden geleni yapıyor efendim. Bakın hanımefendi, bugün bu düğünün mutlaka yapılması gerekiyor. Gelin içeride kilitli. Ne oluyor? Neredeler? Hasret odada kilitli kalmış. Ne? Nerede kaldı bunlar ya? Vallahi ben de merak etmeye başladım Balçık. Ben diyorum size, boğdu mu gölde? Şeyler yap, kaldık burada. Tamam kızım, uğraşıyorlar hala. Açılmıyor mu? Yok. Açılmıyor. Ya nikah memuru sizi sorup duruyor. Gelmeyeceklerse ben giderim diyor. Açılmıyor. Olur mu öyle şey canım? Adama bak, söyle Levent beklesin biraz. Levent, ha. Ne yapayım, gönderme şu adamı. Ne yapayım, bağlayayım mı? Ne yapayım? Bilmiyorum, yap bir şeyler işte. Ne yapacağız Murat? Kapıyı mı kırsak? Maalesef Murat Bey, bu kapılar kolay kolay kırılmaz. Ay. Ben. Ya ben biliyordum zaten bir şey çıkacağını. Ya bir terslik olmadan olmuyor. Her şey beni buluyor işte, her şey. Bu manyak da beni buldu. Ne yapıyorsun lan? Çiçeğim, çarşafları birbirine bağlayacağım. Sonra buradan kurtaracağım sizi camdan sarkıtıp. Ha bir de düşüp elimizi kıralım istiyorsun herhalde. Yok, hiçbir şey olmayacak. Sağlam olacak. İzli düğümü atacağım size. Buradan bir çıkalım. Bak ben sana neler yapıyorum. Düğüm düğüm düğümleyeceğim seni. Yani? Kusura bakmayın, benim gitmem lazım. Yo yo yo, ben konuştum şimdi. Hemen geliyorlar. Öyle mi? Tabii tabii, odadan çıktılar bile. 5 dakikaya her şey bitmiş oldu. Her şey. Peki, tamam. Ne ikram edin size? Yok, ben görev başında alkol almıyorum. Dikkat et, ben bir şey olmaz. Maalesef açılmıyor. Ne yapacağız şimdi? Merdivenle alacağız içeridekileri. Ne? Merdiven mi? Önce ben deneyeyim Güllan. Size bir şey olmasın. İyi tamam hadi. Sıkı tutun ha. Ay. Yavaş. Ay şu başımıza gelenlere bak. Kobra yavaş in. Tamam Ethem baba. Hanımlar güvende, merak etme. Ya başımıza neler geldi? Oğlum dikkat et. Tamam indim Ethem baba. Ceren, Hasret'e gelinliğini giydirir sana. Tamam. Ya sallamayın ya. Ha sağ ol. Sağ ol kardeş. Bir şey değil abi. Nasıl ineceğiz Abbas? Sağ ol. Bir şey değil abi. Korkmadım ki.
Hadi Güllaz. Çiçeğim merak etme. Çok kolay. Ay yok hanım, açmıyorlar vallahi ya. Ben bir gidip bakayım bal çiçek. Ay vallahi git bak ya, merak ettim Cafer. Tamam. Ay. Nerede kaldı bunlar be? Kız ne rahat insanlar bunlar ya. Alayım ben onu. Yok, bu daha bitmedi, bir dakika. Ne oldu? Tamam, hasreti çıkardık. Odasındaki linini giyiyor. Ne oldu ona? İki kadeh bir şey içirdim, hemen sarhoş oldum. Levent, hemen ayırtmalısın onu. Ben hasret almaya gidiyorum. Tamam, tamam. Hadi git. Bize bir kahve. Garson, sert olsun onu. Hemen getiriyorum. Ben bir tane daha istiyorum. Tamam, tamam. Ay ben böyle bir şey görmedim. Hala elim ayağım titriyor. Baksana bak. Neyse hayatım, atlattık artık. Birazdan bitecek her şey. Ay inşallah. Baba, Levent'e yardım eder misin? Nikah memuru sarhoş olmuş. Ha? Ne? Ethem dans ediyor. Nesin? Ne oldu? Şevket sandalye. Getiriyorum Ethem. Şevket çabuk çabuk. Hadi çabuk ol. Ha, otur. Geldiler, geldiler. Anam ne olmuş öyle kız? Aman hiç sorma. Vallahi hiç sormayın. Kız iyi mi? O nasıl, uyudu mu? Uyudu, uyudu. Ha. Kız öldürdün mü kobrayı? Yok, daha değil Kadriye teyzem. Düğünden sonra sus inşallah ya, öldüreceğim. Çenin durumu yok ki. Hadi ama çok geç kaldık. Hasret hazır mısın? Hazırım. Açıyorum. Aç aç. Hoş geldiniz. Siz Hasret Ne Mutlu hanımefendi. Hiç kimsenin etkisinde kalmadan kendi özgür hür iradenizle Murat Turalı beyefendiyi eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Bravo. Siz Murat Turalı, hiç kimsenin etkisinde kalmadan kendi özgür hür iradenizle Hasret Ne Mutlu hanımefendiyi eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Bravo. Kız ayağına bas, kız. Hasret ayağına bas. Gayet de bir de hazır geliyor. Sizler şahitlik ediyor musunuz? Şahidiz. Ediyoruz.
şurayı imzalıyoruz. Ben de belediyemizin bana vermiş olduğu yetkiyi kullanarak sizi karı koca ilan ediyorum. Beni de görebilirsiniz. Ayrılık rüzgarıyla savrulduk ya hani, yağmurlu bir akşamda ağladık ya hani, gözlerimiz kapalı öpüştük ya hani, bu son olmasın olursun gitme. Ayrılık rüzgarıyla savrulduk ya hani, yağmurlu bir akşamda ağladık ya hani, gözlerimiz kapalı öpüştük ya hani, bu son olmasın olursun gitme. İstediğim bir hediye var. Aslında seni istemeye geldiğimiz gün verecektim ama biliyorsun o kargaşa da pek mümkün olmadı. Bu kolye bana annemin hediyesi. Ona da anneannesinden hatıra kalmış. Bunu sana hediye etmek istiyorum. Muratcığım sen takar mısın? Tabii ki anne. Neslihan'ım çok teşekkür ederim. Bu benim için çok değerli bir hediye. Rica ederim. Bu oğlu dur. Gel bakalım damat. Mutluluklar ol. Affedersiniz bir koz alabilir miyim? Ha tabii. Sayma Hanım siz de buyurun. Gülnaz'cığım hadi. Ay Resul'cığım. Hadi ya. Herkes gelsin. Hadi. Çağırıyor.